Mehdi yerleşik geleneksel İslam anlayışın zıttıdır. Tahfif üzerine geliyor. Zaten Berzenci Hazretleri de hadislerde de söylüyor Peygamberimiz. Mezhepleri birleştirmek üzere geliyor. Mezhep kabul etmez Mehdi. Yani mezhebe uymuyor. Şimdi hiçbir mezhebe de uymayınca her mezhep sahibi ona acayip karşılıyor. Çünkü hiçbir mezhepten değil. O zaman adam diyor bu sapık diyor. Yani dinimizi mahvetmeye geldi diyor. Bir de tahfif var. Bütün yobaz hurafelerini kaldırdığı için Mehdi, her yıktığı hurafeden dolayı yobazlar muazzam bir kin ve öfke duyacaklar. O devrin yobazları. Allah tarafından yaratılıyor. En azılı yobazları Allah musallat edecek Mehdi'ye. İmtihan olarak. En gözü dönmüş yobazlar o devrin en böyle acımasız, en psikopat, en aşağılık, en karaktersizlere özel olarak o devre rast getirtiyor. Allah o devre de yaratıyor onları. Onlar yobaz olarak yeryüzüne sürülüyor. Anti Mehdi olarak. Onların haberi olmuyor. Deccal olduklarını bilmiyorlar. Ahir zaman deccalların olmuyor. Sakallı, başı tıraşlı diyor Peygamberimiz. Anlaşılsın başı tıraşlı. Anti Mehdi unsurlar. Sarıklı, başı tıraşlı, azgın. Ya yani Mehdi'ye karşı davranıyorlar. Ve hepsinin ortak iddiası aynı. Diyorlar ki bu bizim dinimizi kaldırdı, yok etti. Çünkü Mehdi'de tahfif var. Yani yobaz hurafeleri sürekli birer ikişer Mehdi tarafından kaldırılıyor. Kaldırınca adam onu din olarak bildiği için, Allah'ın hükmü olarak bildiği için, ya peygamber hadisi olarak bildiği için, veyahut öyle bilmek istediği için, veyahut öyle uydurduğu için, dinimize saldırıyor bu adam diyecekler. Mehdi'yi dinsizlik itham edecekler. Mülhit olmakta itham edecekler. Yani ilhatla itham edecekler. Dolayısıyla ölümüne fetva verecekler. Yani öldürme arzusu içerisinde olacaklar. Kim söylüyor? Peygamberimiz söylüyor. Alim, tabii Peygamberimiz diyor, o devrin diyor fukahası, yani müşrik fukaha, ölümüne fetva verirlerdi diyor. Ama çevresinden çekinecekler diyor Peygamberimiz. Yani o kadar nefret edecekler, çok şiddetli. Medine'deki alim diyor, özellikle de ayrıca İstanbul'daki alim, ona özellikle dikkat çekilmiş. Mehdi'ye karşı müthiş bir mücadele verecek diyor. Ama gene sarıklı muhtelif deccalların olacağı, dünyanın çeşitli yerlerinden muhtelif deccalların Mehdi'ye karşı bayrak açacağını, muazzam bir muhalefet hareketi yürüteceklerini Resulullah çok kapsamlı olarak Mehdi alametlerinde belirtmiş. Bak başları taylesanlı diyor. Evet. Allah Allah. Başı sarıklı. Evet. Ve başı tıraşlı diyor bak. Detay veriyor. Ne kadar? 70 bin kişi diyor Peygamberimiz. Deccal ordusu olarak, muhtelif deccal olarak Mehdi'ye karşı aynı yönde hepsi ittifak edecekler, işbirliği yapacaklar. Mehdi'yi kendilerince ortadan kaldırmak için. Mehdi'nin diyor sırtına diyor vurdukça diyor Mehdi genişler. Hacim almaya başlar diyor Peygamberimiz. Maşallah. Büyüdükçe büyür diyor. Yani ona saldırdıkça, iftira ettikçe, hakaret ettikçe Mehdi şöhret olur, bütün dünyayı sarmaya başlar diyor gücü. Saldırdıkça daha büyür diyor. Maşallah. Bak çok acayip bir ifade diyor. Deccal diyor sırtını döver diyor Mehdi'nin. Sırtını dövdükçe diyor Mehdi'nin sırtı genişler diyor. Maşallah. Ve muazzam bir hacim alır diyor. Maşallah. Acayip büyür diyor. Saldırıyor. Aksi mükemmel bir açıklama. Evet, teşbihi görüyor musun? İnsan o ömürlerde bakıyoruz diyor. Hakikaten sırtını dövüyor. Dövdükçe işte 10 metrekare, 20 metrekare sırtı oluyor zannediyor Mehdi'nin. Şöhreti ve gücü yayılıyor saldırıldıkça. Merak ediyor insanlar kimdir bu insan diye. İşte diyor ki çok kötü, çok zararlı bir adam. Ya kimdir bir bakalım diyorlar. Aa, bakan aşık oluyor. Bakan peşine takılıyor. Eğer iman ehliyse. Küfür ehliyse Deccal'ın kervanına katılıyor. Evet. Ya diyor doğru söylemişsin diyor. Aa diyor ben de kervanınıza katılayım diyor. O da bir taylasan bulup o da kafayı tıraş ettirip peşine takılıyor. Deccal ordusuna katılıyor.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferman buyurdu. Ümmetimden başları sarıklı 70 bin kişi Deccal'e tabi olacaktır. El-Müsannef'te geçiyor. Doğudan, bak doğu yerlerinde söylüyor canım. Başları tıraşlı kavimler çıkacak. Dilleriyle Kur'an okuyacaklar. Gayet güzel Kur'an tilaveti yapacaklar diyor. Fakat boğazlarından aşağı Kur'an geçmeyecek diyor. Sadece Arapça Kur'an'ı okuyup hükmünü uygulamayacaklar diyor. Kur'an'a karşı mücadele verecekler. Onlar dinden yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar. Bak onlar dinden yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar. Mehdi döneminde diyor, din tamamen reyden arınmış olarak eski hüviyetine kazanacaktır. Yani benim kanaatim şu, şunun kanaati şu, şu, herkesin bir reyi kanaati var ya, bu kanaatler kalkacak diyor. Reyden tamamen arınacak, kanaatler kalkacak, eski hüviyetini kazanacak diyor, ilk hüviyeti. Sahabe dönemindeki. Vereceği birçok hükümlerde Mehdi, ülemanın mezheplerine muhalefet edecektir. Ülemanın mesela Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, Şii, Vahabi hepsine muhalif. Mezheplerine muhalefet edecektir. Bundan dolayı ondan uzak duracaklardır Mehdi'den. Aman kardeşim uzak dur çok tehlike diyor. Çoluğunu çocuğunu da uyarıyor. Aman diyor bak sapkın. Sakın yanaşmayın diyor. Zira zanlarına göre gerçekten Allah imamlarından sonra bir müştehit bırakmadığını kabul edeceklerdir. Yani daha büyük alim gelmez artık diyorlar. En büyük alim benim kendi alimimdir, hocamdır. Kendi müceddidimdir. Ondan başka da büyük alim olmayacağı için aslı müceddidi benim alimimdir diyecek. Benim hocamdır diyeceklermiş. Başka da alim kabul etmeyeceği için Mehdi'yi kabul etmeyecekler diyor. Yani herkes kendi alimini, kendi hocasını en büyük, en son alim olarak görecek diyor. Birçok kişi. O yüzden de Mehdi'yi kabul etmeyecekler. Şu anda da öyle. Evet. Mehdi diyor peygamberimiz dini benim zamanımda olduğu gibi diyor aynen tatbik edecek. Yeryüzünden mezhepleri kaldıracak. Mezhep kalmıyor. Halis ve hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Yobaz ne yapıyor? Kıvranıyor onu görünce. Din gitti diyor. Mehdi'nin düşmanları içtihat alimlerinin mukallit edenleri olacak. Yani şu an ülemanın ne yapıyorlar? İçtihat alimi kim? İmam-ı Hanefi, İmam-ı Hanbel, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii. Onun mukallidi. Mesela alim mi? Alim hocam mı? Onun mukalliti. Onu taklit ediyor. Mezhebe uyuyor. Mehdi'nin düşmanları kim oluyormuş? İçtihat alimlerini taklit edenler olacak. Mezhebe uyanlar olacak. Çünkü onlar Mehdi'nin mezhep imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinden tam tersi. İmam Hanife'nin tersi, Hanbel'in tersi, Malik'in tersi, Şafii'nin tersi. Bazı yerlerde uyar. Bazı yerlerde tersi. İmamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklar. Fakat karşı da gelemeyecekler. Onun manevi gücünden çekinecekler diyor. Çekindikleri için ister istemez hakimiyetine boyun eğecekler diyor. Onun açık düşmanları görünür, sarih, herkes tarafından bilinen düşmanları fıkıh alimleri olacak. Yani bilinen ünlü fıkıh alimleri. Bazı yani halk tarafından bilinen, tanınan fıkıh alimler olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Mehdi çıkınca enaniyeti bitiyor. Mesela Amerikan bizonu nasıl bizonluk yapsın artık? Değil mi? Öyle süslenip püslenip kadın gibi süslenip çıkıyor ortaya. Artık çıkamaz. Öbürü çıkıyor diyor ki ben diyor en büyük müceddit benim diyor. Artık diyemez. Öbürü diyor ki en büyük alim benim diyor. Artık diyemez. Onun açık düşmanları fıkıh alimler olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Mehdi'ye niye düşman uyuyorlarmış? İmtiyazları kalmadığı için. Şeyh Ahmet Yasin Hocam ne diyor? Etrafındaki 10 kişiyi kaybetmemek için diyor. Evet. Sırf itibarları gidecek, sükseleri gidecek. Çünkü kendi evliya gibi gösteriyor. Muazzam bir şeymiş gibi gösteriyor.
oradaki enaniyeti gideceği için Mehdi'ye karşı olacak diyor. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Yani bunlar cahil olacağı için pek de ilimleri olmayacak diyor. Bu imamın gelişiyle alimlerin hükmündeki anlaşmazlıklar da giderilecek. Yani mezheplerin arasındaki içtihat ayrılıkları Mehdi'nin gelişiyle giderilecek. Şayet elinde güç olmasaydı fakihler onun ölümüne fetva verirlerdi. Bu cahil yobaz takımın onu öldürmek isterlerdi diyor. Ama gücünden çekindikleri için bunu yapamayacaklar diyor. Sordum adam ne diyecek? Keselim diyecek. Öldürelim. Katledelim diyecek. Yobazlara bakın. Facebook'ta orada burada. Müthiş bir Mehdi nefreti göreceksiniz. Lakin Cenab-ı Hak onu Mehdi'yi keremiyle tathir edecek, temizleyecek. Onlar da ona itaat edeceklerdir. Yobazlar da itaat edecek diyor Cenab-ı Allah. Vahy ediyor peygamberimize inşallah. Çünkü halk arasında imtiyazları kalmayacak. Halk artık onları kale almayacak diyor yobazları. Hatta ahkam, hükümler hususunda ilimleri de azalacak. Mehdi'nin gelişiyle alimlerin hükmündeki itiraflar da giderilecek. Ondan hem çekinecekler hem de bir şeyler umacaklar. Acaba bize para verir mi, imkan verir mi? O sahtekarlıkları yine devam edecek. Kalben ondan nefret edecekler diyor Mehdi'den. Fakat buna rağmen ister istemez hükmünü kabul edecekler diyor. Şimdi dikkatlice bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. İnşallah. İnşallah.